Evet Özgür Çetin, Mobil Dünya Kongresi'ndesin şu anda Barcelona'da. Nasıl atmosfer? Seneler sonra gerçekleşti herhalde. Yani 2 sene mi oldu, 3 sene mi oldu? Bayağıdır pandemiden ötürü gerçekleşmiyordu. Şimdi şöyle Osman, evet tam 2 sene oldu. Şu anda ben basın odasındayım. Etrafta basından çeşitli arkadaşlar var. Burada oturup işte haberlerimizi yazıyoruz, videolarımızı aktarıyoruz. Söylediğim gibi tam 2 sene oldu. 2 senedir biz buralara gelmiyorduk ve hatta 2020 yılında vizemi aldığım halde iptal olunca falan gelememiştik. Şöyle söyleyeyim, bu sene tabii ki pandemi dönemine göre çok hareketli ama pandemiden önceki dönemi düşünürsek ona göre de biraz daha az hareketli bir fuar bizleri karşıladı. Çok kalabalık değil ama yine de MVC'nin o havası ve özellikle de bu 5G tarafındaki firmaların katılımıyla ciddi bir yoğunlukta var. Yine söylediğim gibi pandemi zamanına göre bayağı kalabalık ama pandemiden önceki döneme göre ise çok da fazla kalabalık olmayan bir grup var burada hem basından hem de katılımcı tarafından. Aslında onu soracaktım. Markaların ilgisi nasıl diyecektim. Ben sormadan şey yaptın aslında büyük oranda söyledin. Ama mobil taraftaki markalarda herhalde çok fazla böyle ne bileyim etkileşim yok. Çok fazla ürün tanıtılmadı galiba, değil mi? Ya şöyle aslında bu tam da MVC ile alakalı değil aslında. Biraz biliyorsun son dönemde özellikle fuarların eski ilgisini kaybettiği, eskisi kadar ilgi çekmediği çok konuşulan bir şeydi. Yani pandemi olmadan önce de bu çok konuşuluyordu. Pandemiyle beraber aslında birçok marka kendi etkinliğini yapmaya da başladı. Mesela burada şimdi Huawei var. Türkiye'ye gelmemiş bazı modellerini tanıttı ki biz onları ben size video olarak da attım mesela. P50 paket modeli var. Tanıtıldı ama Türkiye'ye gelmedi. Bir tane saati var. Kan basıncını ölçebiliyor, tansiyon ölçebildiğin ki Türkiye'de çok satar diye düşünüyorum ben o saati. Mesela onu tanıttı. Oppo 240 wattlık hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Bunlarla ilgili bir sürü de aslında şey yapıldı ama bunların hani hiç olmamış ya da hiç duyurulmamış şeyler değildi. Daha önce tanıtılan, duyurulan şey ki Oppo'nun bu şarj teknolojisini daha önce konuşmamıştık hiç. İlk kez burada tanıtıldı ama onun dışındaki her şey mesela Samsung da burada. Böyle söyleyeyim Osman. Standında ne var? Bir bakalım. Volt falan mı? Ne var? Yani S22 Tanıtılabilir modelleri var. ekranda. S22 modelleri var. Zaten bunları tanıttık, konuştuk. Hani Onlar birçok zaten özelliği de ortaya modeller. çıktı. Hani çok böyle o zaman hani olmak için orada gibi bir şey diyebiliriz yani. Evet ama ben şunu söylüyorum. Burası özellikle Türkiye'nin çok ciddi katıldığı bir fuar. Türkiye'nin özel bir standı var. Orada bir sürü girişim ve ufak tefek böyle bir ticaret odasının getirdiği şirketler var. Aslında tam onu Vestel var. soracaktım. Onu da söyle, lafını keseyim burada senin. Türkiye'den hangi markalar var orada? Şimdi ben stand olarak Vestel'i gördüm. İstanbul Ticaret Odası altında birçok küçük irili ufaklı markalar var. Netaş var. Hani tam Türkiye'li bir marka şu an. Türkiye'de faaliyet gösteriyor ama ZTE satın aldı biliyorsun. Çok büyük bir standı var bu arada ZTE'nin orada fuarda. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle böyle çok 5G teknolojileriyle ilgili birçok yerli Türkiye'den de markalar var bu arada. Veya büyük yabancı markalar da var. Cisco var mesela. İşte şeyi gördüm, Intel'i gördüm. Microsoft'un standı var, kocaman bir standı var Microsoft'un. Bu ve benzeri böyle hem dev yabancı markalar hem de Türkiye'den. İşte Vestel zaten her sene geliyordu. Hem beyaz eşyası var, hem televizyonda şusu busunu da getiriyorlar. Bu gibi birçok marka da yine fuarda yerini almış durumda. Ama burası daha çok böyle onlar için iletişim kurmak, networking yapmak, işte yeni pazarlara açılmak için bir Avrupa'ya açılmak için özellikle bir tahta olarak ve bir adım olarak kullanılan bir nokta MVC. Yani yine Türk markaları MVC'deki yerini almış diyebiliriz o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim hani dediğim gibi pandemiden önceki döneme göre çok yüksek oranda bir katılım yok. Pandemiden önce daha fazla katılım vardı. Onu da söylemekte fayda var ki bu sadece Türk markaları için değil, Türk olmayan markalar için de. Yabancı markalarda da aynı durum söz konusu. Yine gelmişler, yine varlar ama çok büyük değiller. Çok alan değil. Mesela Huawei'nin çok büyük bir alan var. Söyledim az önce ZTE'nin çok büyük bir alanı var. Cisco var, Microsoft var, Intel var, Qualcomm var. Bu gibi böyle markalarım var ama hani bir örnek veriyorum. Çok daha farklı markalar da zaman zaman katılıyordu bu fuarlara ama onlar pek kadar. TCL mesela Türkiye'de hani katıldıklarını da söylüyorum ama fuar alanında değiller. Başka bir yerde bir stand kurmuşlar. Orada ürünlerini vesairelerini tanıtıyorlar. Hani böyle bir durum söz konusu ama bence seneye tam hani pandemiden sonraki gibi bir dönem olacaktır. O dönem gelince daha eğlenceli olur diye söylüyorum fuar ama bu haliyle güzel olmuş onu da söyleyeyim. Peki gündeme dair bir şey sorayım. Hani böyle Rusya'dan firma var mı? Rusya'dan gelen firmalara yönelik böyle bir ne bileyim protesto tarzı bir şeyler var mı? Böyle bir şey çarptı mı gözüne?
Şimdi şöyle çok fazla yok açık söylemek gerekirse. Yani Rusça konuşulan sesler, şeyler kulağıma geldi ama onlar muhtemelen ya katılımcı ya da basın mensubu var. Katılımcıdan kastettiğim başka markaların temsilcileri, bu restoran açmış olarak değil de görmeye gelenler var. Bir de tabii Barcelona'nın her yerinde Ukrayna'ya destek için işte sarı lacivert bayraklar, flamalar işte ya da pankartlar, afişler falan yapılıyor. Hatta biz gelmeden bir gün önce pazar günü 20, biz 28'inde geldim ben buraya. 27'sinde burada Barcelona'da çok büyük bir etkinlik düzenlenmiş Ukrayna Savaşı'nın için. Özel bir durum var mı? Açıkçası ben görmedim ama çok fazla Rus şirketin, çok fazla Rus markanın da olmadığını söylüyor. Kaspersky burada mesela, onu söyleyeyim. Kaspersky var. Onlar biliyorsunuz her zaman varlar zaten. Evet. Onlar burada vardı. Hani özel bir tepki falan olmadı tabii ki. Normal faaliyetlerine devam ediyorlar ama çok yoğun olduğunu söyleyemem. Çok fazla ilgi yok diyorsun. Gerçi Kaspersky'de yani Evet. hiçbir zaman çok fazla yoğun bir ilgi olmadı. Yani sonuçta ne yaptıklarını herkes biliyor. İnsanları Evet. heyecanlandıracak ne sunabilirler diye şöyle bir düşünüyorum. Çok bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Çok bir şey yok. Evet. Çünkü Peki. şöyle söyleyeyim Buyur buyur. Osman. Şunu söyleyeyim şöyle. Şimdi bu fuar tabii ki bir son tüketici fuarıydı ve fuar deyince hepimizin aklına şu geliyor. Hani yeni ürünler, şovlar, etkinlikler filan. Şimdi MVC de diğer fuarlar da aslında bundan biraz uzaklaştı. Daha çok böyle networking, iş büyütmek isteyen firmaların geldiği bir nokta haline gelmeye başladı. Çünkü mesela Samsung için burada bir etkinlik düzenlemek çok mantıklı değil artık ben. Onu da çok şaşırmıyorum. Kendi etkinliklerini kendileri düzenliyorlar. İnternet üzerinden yapıyorlar ya da fiziksel etkinlikler de yapıyor Samsung veya diğer markalar da öyle biliyorsun. Hani fuara artık gerek yok çünkü fuar senede bir kere oluyor. Bütün bir yıl boyunca bir ürünü orada bekletip orada lansman yapmak çok mantıklı değil ama özellikle kurumsal tarafta çok büyük işbirlikleri oldu. Mesela biz Türk Telekom ile gelmiştik buraya biliyorsun. Türk Telekom'un çok önemli işbirlikleri oldu. 5G altyapıları ile ilgili, yeni teknolojilerle ilgili. Ama bunların tabii ki doğrudan doğruya hani son tüketiciyle ilgili olan şeyler değil. Tabii ki biz hayatımızda kullanıyoruz ama hani bir telefon lansmanı gibi bir şey olmadı mesela burada, öyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda yapan üreticiler vardı. Ben hatırlıyorum mesela İFA'da olsun, Mobil Dünya Kongresi'nde olsun. Öncesinde yani Doğru. tam etkinlik esnasında lansmanlar yapıyorlardı. Tanıtıyorlardı ama senin de dediğin gibi artık bu tarz tanıtımlar kalmadı. Peki son sorumu da sorayım sana. Seni böyle fuarda heyecanlandıran, vay bu çok güzel bir teknolojiymiş ya, bunu ben de önce görmemiştim. Baya böyle bu gelse işimize yarar dediğin bir şey gördün mü? Ya aslında az önce söyledim, onun detaylarını çektim size göndereceğim. Huawei'nin bu tansiyon ölçen saati ben özellikle yaşlılar için Türkiye'deki ve kronik hastalıkları olanlar için tansiyonunu ölçmek zorunda olan için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Xiaomi'nin standında bir köpek vardı, bu CyberDog diye geçiyor. Boston Dynamics'in köpeğine çok benziyor. Onu da çektim gönderdim ama o kımıldamıyordu yani hareket etmiyordu o. Prototip Herkes. olabilir biliyorsun Çinliler seviyor böyle şeyleri hani koyuyorlar ama bir hareket etmiyor. Duruyor öyle sadece. Öyle mal gibi duruyor affedersin. O hoşuma gitti. Bir de Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi 240 watt'lık. Tabii onu biliyorsun telefon da desteklemesi lazım. Öyle telefon da yok şu anda bildiğim kadarıyla. Öyle bir Orada yolumuz yok, evet. prototip olarak gösteriyorlar. 9 dakikada işte telefon %100'e kadar şarj oluyor falan. Hani o hoşuma gitti mesela. Ama tabii birazcık bunları sokakta görmek lazım. Huawei'nin saati benim hani bence bir numaralı şey oldu. Bir de çok fazla metaverse şeyi var burada. Hani böyle farklı farklı standlarda böyle metaverse ile ilgili etkinlikler düzenleniyor. Çeşitli görsel şovlar yapılıyor mesela. Onlar benim ilgimi çekti. Hani bomba o son söylediğim bomba değil belki ama ilgi çekiyor. Onun için söyledim. Peki bu Huawei'nin saatiyle ilgili bir şey sormak istiyorum son olarak. Bu tansiyon ölçerken acaba hani kolda bir sıkma falan yapıyor mu? Bir basınç uyguluyor mu? Yapıyor. Hani Yapıyor. normalde Yapıyor. biliyorsun çünkü Çünkü tansiyon aletleri şey yapar. Hani hava verir, sıkar tabii falan. mecburen çünkü onu ölçmesi için tansiyonu yani kan basıncını ölçmesi için bir streslik bir sıkılık bir durum söz konusu. Bütün tansiyon cihazları da öyle bir mekanizma var senin dediğin gibi. Ben onun Instagram hesabımıza yükledim mesela videosunu orada gösterdim. Altında böyle bir özel bir cep gibi bir şey var. Oraya hava basıyor saat. Biraz kalınsı bir saat zaten bu arada. Daha sonra o bastığı için bilek sıkıştığı için ve bileğinizi şöyle tutmanız gerekiyor şu şekilde. Tuttuğunuz zaman şeyinizi ölçüyor. Kan basıncınızı yani tansiyonunuzu ölçmüş oluyor. Peki Huawei bu saat hakkında bilgi vermiş. Pazarlarda satışa sunulacak, şu zaman satışa çıkacak, fiyatı şu kadar olacak falan. Şu Türkiye satılacak mı onu bilmiyorum ama bence satılır. Yani Türkiye ekibine sormadım açık söylemek gerekirse. Muhtemelen satılır ama çünkü tam biz Türklere has bir cihaz bu. Yani sadece Pasör taksi hastası bizlere ben göre. için
ölçeyim ben onu yani. Mesela güzel olur mu? Uzaktan da takip edebilirsen eğer, o harika olur mesela. Hani yaşlılar için özellikle çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Çünkü bunu çok soran vardı. Biz videolara yapıyoruz mesela, işte saat videolarında. Tansiyon ölçüyor mu diye soran çok olmuştu. Sana da sormuşlardı, bana da sormuşlardı. Bugüne kadar yoktu. Yani Huawei'nin yoktu en azından, ama artık Ya Huawei'nin var. Belki markaların da diğer yok değil mi? markalarda getir. Hatırlayacağım, ben hatırlamıyorum. Çok özel bir iki sağlık saatim vardı, ama onlar hani çok pahalı ve çok özel şeylerdi. Böyle herkese satılan harcayla ürünlerde ben ilk kez görüyorum. Evet, Huawei bu noktada gerçekten iyi bir hani kampanya falan da yürütürse bence de güzel işler çıkarabilir. Peki Özgür Çetin, teşekkür ediyoruz sana. Sana yeniden bağlanacağız önümüzdeki günlerde. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nin son gününde yine bağlanırız sana. Neler tanıtıldı, neler tanıtılmadı. Bu aradan beklentilerin karşılandı mı, karşılanmadı mı? Onları da son günde senden öğreniriz. Var mı senin söylemek istediğin son bir şey? Selam ediyorum tüm ekibe. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.